Değerli arkadaşlar, 2021-2022 güz dönemi Elmak Bir Ara sınav sorularına bakıyor idik ve üçüncü soruyu çözelim diyoruz. Soru parametrik verilmiş. NOS diyor. NOS öğrenci numarasının son rakamı. 8 için 8'miş. Bir transformatörün gerçek değerleri aşağıdaki şekilde öğrenci numarası ile ilişkili parametrik olarak verilmektedir. Aşağıdaki parametrelerde hiçbir indirgeme bulunmuyor. Gerçek değer veriyor. R2 denilen şey R2. X2 leakage denilen şey X2 kaçak. O zaman şöyle ben yanıt anahtarıma bir bakayım. Kaça almışım NOS'u? NOS 5'ti galiba bende. NOS 5'miş, evet. Son numarası 5 olan adamı çözeyim ki kontrol etmem kolay olsun sonradan. NOS'u 5 alacağım. O zaman şimdi R1 yazıyorum. R1 eşittir 5 artı 1, 6. X1 kaçak. 4 kere 5 artı 1, yani 6. Yani 24 ohm mu yapıyor? 24 ohm. R2 5 artı 1, 6 bölü 4. 6 bölü 4 kaç ohm yapacaksa. X2 X2'de 5 artı 1. Aynı R1 gibi olmuş. 6 ohm. Evet. Şimdi bu transformatörde parametreleri öğrencinin numarasına kilitlemiş. Buradan varyasyon çıkartıyor. Bu transformatörde, bu arada bu sınav örgün oldu. Yani örgün dağıtılan kağıtlar da böyleydi. Herkes kendi işine baksın diye yapılmış. Bu transformatörde V1 bölü V2 yani A denilen çevirme oranı 2'ymiş. Bu vermiş. Enerji birinci taraftan uygulanmış ve çıkışa da değeri 265 mikrofaradlık bir kondansatör bağlanmıştır. Şimdi bir tane trafo var. Dikkatli bir daha okuyorum. Birinci kapıdan şuraya bir diyeyim. Ceryanı veriyorsun. Mesela ceryan gerilimden söz etmedi galiba. Gerilimden söz etmedi ama ceryan buradan veriliyormuş. Burada da ikinci tarafa diyor ki enerji birinci taraftan uygulanmış, çıkışa değeri 265 mikrofarad. Buraya 265 mikrofarad. Mikrofaradlık bir kondansatör konmuş. Mikrofaradlık kondansatör konmuş. Bağlanmış. V1'i referans alıp I1'in açısı olan F1'i işaretiyle artı eksi veya işaretini koymazsan veya ileri geri özelliğini belirleyiniz. Az önce bir tane soru vardı. Onundan kanka bir şey bu. Şimdi gördünüz. Frekans 50 Hz'tir diyor. İstediğiniz eşdeğer devreyi kullanabilirsiniz. Verilmeyenleri de ihmal ediniz diyor. Şimdi bunu nasıl çözeceğim diye bakıyorum. Hocam diyor, burada diyor topyekün bir harekat yapman lazım diyor Alican. Buraya bir eşdeğer devre koy diyor. Verilenler var diyor, verilmeyenler var diyor. Mesela kısacası burada sanki R ekvivalente giden bir şey yolunda bir şeyler vermiş. X ekvivalente giden yolda bir şeyler vermiş. Ama daha gitmemiş. Çünkü R2 üssü yok, R2 var. X2 üssü yok, X2 var. Giden yolda bir şeyler vermiş ama paralel yolları vermemiş. O zaman diyorum ki en basitleştirilmiş bir yaklaşım vardı. Hani şuydu. R ekvivalent, X ekvivalent, J'sini de koymuş olalım. Buraya şimdi yükü koyuyorduk biz. Bip, yük üssünü koyuyorduk diyorlar. Hocam buraya Z yük üssünü koyuyorduk diyorlar. Hatırladınız mı? Z yük üssü nedir? Hocam burada kondansatör koymuş adam. Bu kondansatör
biliyorsunuz XC'dir. Bunu ama diyor işaretiyle bunu J koydun ya diyor. Bunu da diyor eksi J koyaraktan buraya koymayı akıl et diyor. Ayrıca diyor bu XC üssü olacak diyor. Yani onu diyor oraya indirgeyeceksin. Anlamadım. XC eşittir 1 bölü 2 PFC ya. Sonra bunu eksi XC yapacaksın ya J ile çarpıp. Tamam. Ama diyor yükler Z yük üssü nasıl alınıyordu diyor. A kare Z yük. O zaman da diyor XC üssü diyor eşittir XC A kare. A kare olacaktır diyor. Onu oraya indirgemiş koyacağız diyor. Diğer taraftan diyor bunu diyor R1'ini verdi diyor. Artı A kare R2 sana R2 üssünü verecek. Bu da R ekvivalent 1'i verecek. X ekvivalent 1 denilen şey de şurası V1 kapısı. Adam diyor ki V1'e referanslı I1'in açısı. Şimdi oraya da geleceğiz. X de X1 kaçak artı X2 kaçak üssü olacak. Bu da A kare X2 kaçak olacak. Şimdi hocam bu ikisini topladığımızda burada Z ekvivalent 1 olacak mı? Olacak. Burada da bir tane Z yük üssü olacak mı? Olacak. Buradan girişten baktığımda bir tane Z input olacak mı? Olacak. Hocam Z input'u ben fazör cinsinde yazarsam Z input'un genliği ve açısı yazar mıyım? Teta. Yazarım. Hocam V1'i bilmesem de V1 ile I1'in arasındaki açı yani I1'in fazı eksi teta olacaktır hocam. Yani buradaki fi 1 eşittir eksi teta olacaktır. O zaman ben empedansı bulmaya çalışayım diyor ve hemen bunu yana alıp MATCAD ekranında verilenleri yazıyorum. Şimdiki R1 eşittir 6 ohm. Birimini kasten yazmıyorum. X1 yanlış yaparsam lütfen canlı yayın. X1 L'yi burada L'yi güzel yazamıyorum. Onun için X1 diye yazacağım. MATCAD ekranı. Eğer yanlış yaptıysam lütfen dikkat buyurun. NOS'ları falan. NOS 5 almıştım. 5 artı 1 6. 6 kere 4 24. 24 yaptı. Şuraya 24 yazacağım. Ohm'dur birimi. Ve R2 hep beraber kontrol ediyoruz. 1,5 diyorlar. 6 bölü 4 diyorlar. 3 bölü 2 yapar. 1,5'tur diyorlar. 1,5 ohm girdim. Sonra X2'yi de hocam söyleyiver. X2'de R1 ile aynısı çıkıyor hocam diyor X2. Öyle vermiş. Ve 6 çıkar diyor. Tamam. Şimdi gelin R ekvivalenti bulalım. R ekvivalent 1. Birinci kapıya indirgenmiş eşdeğer direnç. R1 artı Houston. R2 üssü. R2 üssü. Yani A kare A kare R2. Hocam A ne? Problemde vermiş A'yı. A da 2'ymiş. Evet. O zaman R ekvivalent 1 belli. Çantada keklik çıktı. 12 olmuş. 12 ohm. Buraya kötü kötü yazıyorum. Şimdi aynı mevzuyu X'ler için yapayım müsaade buyurun. X ekvivalent 1 kopyaladım yapıştırdım düzenleyerek gideceğim. X ekvivalent 1 eşittir. X1 artı X2 üssü olacak. X2 üssü o da A kare X2 ve X ekvivalentte gördüğünüz üzere şu oluyor 48 ohm. Hocam Z ekvivalenti yazar mısın hocam? Hemen yazalım. Z ekvivalent bana birisi söylesin ne olur? Hadi söyle bakalım. R ekvivalent diyor. Kompleks yazmam lazım. Genlik değil. R ekvivalent 1. Bravo. Artı J. Burada J'yi unutmamamız lazım. Çünkü R ile X toplanırken kompleks değişkeni unutmamanız gerekiyor.
EQ1. Bilgisayarım J'yi bilmiyor. Onu hemen tanımlayıvereyim şurada. Kök içinde eksi 1. Şunun adına da ZQ1 koyayım. Ve ZQ1'in kaç çıkacaktı? 12'ye 48 i 10. Evet. Değerli arkadaşlar, şuradaki eşdeğer devreye baktığınızda şu elemanı buldum. Kompleks yapmam gerektiğine dikkat edin, çünkü bu adam da kompleks. Hocam xc nedir? Hemen yapalım. Xc eşittir 1 bölü 2 pi. Frekans neydi? 50 vermişti değil mi? 50. Hemen uğraşmıyorum, yazıyorum. C'yi de 265 mikrofarad verdi. 265 10 üzeri eksi 6. Mikrofarad'a dikkat ediniz lütfen. Mikrofarad. 265 mikrofarad. XC bulundu. Ama Houston diğer X'lerle toplanmadan önce bir muameleden geçmesi lazım. Bir kere XC üssü yapmak lazım. XC üssü olarak yazıyorum. Eşittir. A kare yük. Yani XC. Hocam XC üssü burada şu olur. 48 oluyor. Öyle oluyormuş. 10'dur tabii ki birime. Hocam şimdi ben Z input şuradaki girişten gördüğüm empedansı bulmaya çalışayım. Hadi hep beraber yazalım. Z input girişteki empedans. Z equivalent 1 Houston. R artı Jx. Bip bip bip. Eksi, bravo. Şimdi dananın kuyruğu burada. Şu eksi J girmen gerektiğini senin bilmen gerekiyor. Eksi J X C bip bip yazamıyormuşuz. Eksi X C üssü. Üssü ama. J'yi unuttun diyor. Doğru. Eksi J XC üssü. Z input'u buldum. Z input şöyle bir kompleks sayıymış. Argument yani açısı Z input'un şu kadar radyanmış. Bunu ben 180 bölü pi ile çarparsam derece olarak yorumlarım. Eksi 0,2 derece. Dereceymiş. Empedansın açısı. Empedansın açısının tersi. Bak. Şurada konuşmuştuk. Yani şuraya karalayayım tekrardan. I'nın açısı I fi eşittir V bölü Z. V'yi referans alıp Z'yi teta koyarsanız bu V bölü Z genliği açısı da eksi teta çıkar. Kısacası fi denilen açı eksi tetadır. Şimdi soruya tekrardan gidiyorum. Soru diyor ki V1'i referans alıp I1'in açısı olan fi1'i işaretiyle bul diyor. İşte buradan o zaman fi1 tekrar matematik işlemi yapmayayım. Fi 1 eşittir. Açısıyla yazayım. Artı 0,2 derece. Tersini alıyorum. Derece. Bu kadar. Hocam çok büyük tesadüf mü bu? Niye sıfıra yakın çıktı? Öyle çıktı. Şimdi yanıt anahtarına bir bakalım. 0,2 derece dolayındaydı. Yanıt anahtarında NOS 5 için yapılmış. Yani bizim yaptığımız numara son 5 iken 0223 çıkmış. Bakıyoruz. Bizde kaç çıkmıştı? 0223. Aynı. Tekrardan geliyorum. 0223. Bizde de şu. Adam öyle bir kurgulamış ki öğrenci numarasının son rakamı 0'dan 9'a kadar değişirken bak açı pozitif de çıkıyor, negatif de çıkıyor. Herkes de farklı çıksın diye bir tezgah yapmış. Beşli adama da sıfıra yakın bir şey çıkmış. Olay bu. Soru son derece basit. Eşdeğer devreyi kullanmak, yükü indirgemek, faz farkının nereye mal olduğuna bakmakla ilgili bir soru. Yani hani
Yani basitlik düzeyi 10 üzerinden verirsek 2-3. Yani kolay sınıfta bir soru bu. Soru var mı? Parametrik sorular tabii birazcık ilk anlarken insanı zorluyor. Bu çok zorlamayan bir soru. Normalde benim parametrik olarak sorup da kendimin bile çok sıkıldığı sorular oldu. Yani sondan ikinci rakamın 5 çıkmışının 7'ye bölünmüşü falan gibi böyle yani kafayı rendeleyen şeyler var. Birazdan final sorusuna bakarız. Mesela orada daha başka bir numara var. Evet, ikinci soruyu da yapmış olduk. Pardon, üçüncü soruydu. Şurada. Dördüncü soruya baktığımızda, evet, buna bağlı olarak çözeyim. Ayrı bir video olarak vermeyeyim. Maksimum verimle alakalı bir soru. Bu hep çıkıyor demiştim. Çok kolay gibi duruyor. Adam anlatıyor. Adam anlatırken nominalden bahseder. S nominal 25 kVA'ymış. Bir fazlı bir trafo, bir faz. Nominal gerilimdeki boşta çalışma kayıpları, yani kendisi P0 ve P core eşit biliyorsun, 160 watt cepte. Tam yükteki toplam kayıplar, ha? Hadi bakalım şimdi burada sallayacak adam. Tam yükteki toplam kayıplar. 910 watt nedir burada? Bravo. Diyor ki tam yükteki diyor toplam kayıplar, tam yükteki bakır kayıpları artı demir kayıpları hem boşta hem yükte vardır diyor. Bu ikisinin toplamı. O zaman buradan PJ nominal nedir? 910 eksi 160. Ne çıkıyorsa o kadar watt diyeceğiz. PJ nominali de gizleyerek vermiş. Vermiş ama gizleyerek vermiş. Tam yükteki kayıplar 910 watt demiş. Bu transformatörde erişilebilecek en büyük verim, verimlerin en büyüğü nedir? Hocam diyor, verim diyor kosinüs fi ile power faktörle değişir. Burada diyor power faktörü en büyük verim dediği için 1 alacağız diyor. Burada diyor gerekirse yaklaşık eş değerde bile kullan demiş. Palavra, senin kafanı karıştırmak için bir şey söylemiş. Hayır. Alfayı 1 almak demek makinenin her zaman veriminin %100 yükte çıkacağını baştan yenilgiyle kabul etmek demek. Tamam ama o başka bir hikaye. Bak. Adamın o gün saçlarını sarıya boyatmıştı gibi bir şey o. Soruyu lütfen dikkatlice bir daha okuyalım bak. Diyor ki nominal gerilimdeki boşta çalışma kayıpları 160 watt. Bunun demir kayıplarına eşit olduğunu biliyoruz. Tam yükteki toplam kayıpları 910 watt. Adam tam yükte çalıştırılırsa 910 watt toplam kayıp oluyor. Tam yükte PJ nominal var ve P demir her halükarda var. Çünkü fi'ye ihtiyaç var enerji dönüşümü için. Nominal gerilim verilmiş. Tam yükte çalışıyor adam. 910 watt. Şimdi diyor ki erişilebilecek maksimum verim. Biz verim eğrilerini tartıştığımızda sadece bir noktada maksimum verimin elde edildiğini, onun da alfa yıldız dediğimiz bir yerde gerçekleştiğini, alfa yıldızın da P demir bölü P cu nominalin kök içine alınmış hali olduğunu biliyorduk. Maksimum verimi hesaplayın diyor. Maksimum verim o zaman neydi? Alfa besteki, en iyi alfadaki verimdi. Alfa yıldız çarpı S nominal. Yüklenme oranını sen belirliyorsun burada. En iyi yüklenme oranı. Power faktör 1 olarak alacaksın. Bölü alfa yıldız S nominal power faktör 1. Artı P0 demir kaybı. Artı PC. İsteyen alfa kare PC nominal yapar. Bu alfayı best girecek. Ama bunu bilenler de P kore eşit olacağını baştan bilip adını 160 watt olarak buraya 2 çarpı 160 diye girebilir. Bütün iş alfa starı hesaplamaktadır.
Bunun nasıl çıkartıldığını az önce türevlerle falan filan görmüş idik. Bakır kayıpları demir kayıplarına eşit olduğunda maksimum verim olurdu. Şimdi o zaman gelin bunu şurada hemen alfayı bir alfa. Burada alfa alfa B diyeyim. Alfa best olmuş olsun. En iyi alfa. Alfa yıldız yazamayacağım. Eşittir neydi? Kök içerisinde P0 bölü yani P kor bölü 160 bölü 750 mi yapıyor? Şuradan ben yine de yapayım. Aklıma güvenmiyorum. Kaçtı? 910 eksi 910 eksi 150 160 pardon 160 eşittir 750. Evet. Burada PCU nominal 750 watt. Alfa o zaman kaç çıkmış? 0462. Şimdi o zaman alfa B çarpı S nominal. S nominal ne? 25 kVA. 25.000. Hocam güç faktörü 1. Tamam. Copy bölü aynısı. Hocam artı 2 tane 160. Evet. Bu 973. Yani %97.3. Ya böyle 0973 bırakacağım ya da %97.3 yazacağım. Yani yazayım ben ikisinde. 0973 %97.3 alfa beste kaç çıkmıştı? Bakayım bir daha. 0462. 462 0. Yani %46.2 yüklenmede en iyi verim çıkıyor. Bu tarafa da böyleymiş. Yani soru son derece basit gördüğünüz gibi. Hiçbir hile burada yok. Tek hile şurada. 910'u PCU nominal diye sen atlamayacaksın. O ikisini bir arada vermiş. Tamam mı? Bunun gibi hileler tarihte yapıldı. Lütfen dikkat ediniz. Cevap anahtarıma bakayım. Cevap anahtarı da 0462 97.3. Evet. Bunları yayınlayacağım. Oradan bakarsınız.